Şarköyün Terzi köyünden küçük başlanı uğraşan Halil Sevgi. Abi e, ne ne kadar süredir e, küçük baş hayvanla uğraşıyorsun? Ne kadar süredir askerlik hariç kendimi bildim bileli kendimi bildim bileli küçük başla uğraşıyorum. Dededen atadan mı geldin? Dededen, Dededen atadan atadan geldin. Evet. Nasıl evet. abi memnun musun hayvancılıktan e, küçük baş hayvancılığı iyi ki bu işi yapıyorum diyor musun? Memnunum ee, ama adam sıkıntısı. 200'ün üstü 250 falan evet. koyunum var. Irkları ne? Irkları e, Merinos. Bunları biz daha önce yerli ırklarımız vardı. Yerli ırklardan depo yaptık. Depodan e, Merinos'a döndük. E, bunlarla devam ettiriyoruz işletmemizi. Nasıl abi Merinos e, bu bandırma Merinos'u mu evet, bunlar? Evet bandırma. Nasıl memnun musun abi? Bu hayvan e, kombine bir hayvan, yününden, etinden faydalanan bir hayvan ama evet. e, yününden tabi Türkiye'de şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Evet. E, evet. Et konusunda nasıl abi? İkizliği nasıl? E, bunlardan birazcık bahsedersen. Şimdi bunlar Mernos ırkları benim e, hem e, verim olarak hem güzellik olarak benim hoşuma giden Mernos sırtları. Evet. Yani ben Mernos'u seviyorum. ...görünüş olarak, verim olarak, marmara bölgesine Uy uyum, uyum olarak. sağlamış olarak yani e, mernos diyorum. Evet. Abi, e, et için üretiyoruz biz bu hayvanları. Tabii, et için. E, et için. Bunlar e, nasıl? ikizlik oranları ne civarda? Şimdi, ikizlik oranları e, %50'yi geçiyor. Evet. %50'yi geçiyor. Şimdi tarım işletmelerinde e, merinosun yüzde yirmi falan veriyorlar ama bu bakımla beslenmeye dayalı yüzde elliyi geçiyor. E tabi damızlık seçimini de ona göre yapıyorsun. Evet evet e, seçimi de e, ikizlerden bırakıyoruz. E, iyi olanlardan e, bırakıyoruz. Yani bunların iyi bakıldığı takdirde yüzde doksanları yakalarsın. %90 ları yakalarsın. Peki yılda kaç defa doğum yaptırıyorsun abi? İki defa yaptırıyorum. İki defa yaptırıyorsun. Sünger falan mı? Yaptırıyorsun? Yok. Normal. Doğal. 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 E nasıl koçu ayırıyorsun? Ona göre. Bir onu da bir anlatır mısın? Hani şimdi mesela e, şimdi şöyle de bir olay daha var. Bazıları mesela biz sosyal medyada dolaştığımız yerlerde konuşuyoruz. Bazı bütün yılı e, ne kadar iyi bakarsa varsın tek doğumla geçiriyor. Bazı koçu ayırıyor, bazı ayırmıyor. Şimdi iki doğum alıp Gerçekten de bu randımanda hani e, koyunun bu halde olması gerçekten başarı yani. Bunu birazcık anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Nasıl besliyorsun? Şimdi Metin Bey e, koyun sade beslemekten olmuyor. Tabi bes de önemli. Ama e, bunları e, dışarı çıkarmak, gezdirmek, stresini almak, e, güzel bakmak, meranın yerini Dam tutmuyor, damın yerini mera tutmuyor. Evet. Bunları dengelemek. Aynen. Bunları dengelemek, bunları dengelediğin sürece ben dört mevsim ben ne kuzu var? Dört mevsim. Abi bu şey e, ikizliği arttırmak için e, mesela flashing uygulamaları Yok. falan var. Hiç uygulamıyorsun. Yok, uygulamıyorum. E, i̇kizliğin yüzde 50 civarında geçiyor. Geçiyor geçiyor. %50'yi geçiyor. %90 yakaladım bu sene. Evet. %90. Peki bir de şeyi öğreneyim abi senden. Kuzu bakımını nasıl yapıyorsun? Kuzular doğdu. Çok güzel doğuyor. Ee, onları nasıl yapıyorsun abi? Nasıl yetiştiriyorsun kuzuları? Kesime gelene kadar. Ne kadar sürede kesime gönderiyorsun? Ee, kaç kilo ortalamalarla aşağı yukarı kesime gönderiyorsun? Onları da birazcık bahsedebilirsen. Şimdi Metin Bey e, kuzu doğduğu zaman önce e, bunların kuzu doğmadan Koç katımında bunların bakımları başlıyor. Koç katımından önce, evet. bir ay önce bakımları başlıyor. Hı hı. Koyunun vitamin, mineral noksanlığı olmayacak. Hı hı. Koç katımını salcın bir ay önce bunlara başlanıyor. Vitaminlerini yaparım, bunları e, bölerim e, potok halinde. Evet. Kuzu hem annesini emer hem gider yimini yer 2 ay 3 ay. Bu kaşak sistemi dedikleri evet, sistem evet, değil mi? E, bu 2-3 e, ay böyle pot şeye girerler. Delikten girip yerler. Ondan sonra ayırırım ben bunları. Akşam sabah ayırırım. Evet. Satımından bir ay kala e, tamamen ayırırım annelerinden. Tamamen yeme dönük beslersin. Evet yeme dönük beslerim. 3 e, ay kuzu kesif yemi görmez. Fabrika yemi yer 3 ay. 3 evet. ayından sonra buğday arpaya geçerim. Böyle bitiririm. paskül veririz biz, canlı paskül. Evet. 100 kilodan aşağıda çiftini satmam. Yani 100 evet. kilonun üstü olduğu zaman kuzuyu bıçağa gönderirim. Evet abi. Peki aşağı yukarı ne kadar sürede yakalıyorsun abi doğumdan itibaren? Bu 50 kilo hayvan başına geliyor 4 -5 aşağı yukarı. 4-5 ay. 4-5 ay. Çok iyi rakamlar yani. Evet. 4-5 ay. Yani Şimdi Türkiye'de... ileride oluyor. kuzularımızı göreceğiz. Eylül'de doğurdu kuzular. Bugün Ocak. Kuzlarımızı göreceğiz. Evet. Yani Türkiye'de zaten işte bunların insanların püf noktalarını bu yetiştirmenin püf noktalarını öğrenip, yani çünkü çok küçük ağırlıklarda hayvanların kesime gittiğini biliyoruz yani insanlar bunu yetiştiremiyorlar. Gerçi bunun başka türlü sorunları da var ama bunun bazı püf noktaları var. Mesela söylediğin sistem gerçekten güzel bir sistem. Şimdi Metin Bey küçük kuzuyu satmak üreticiye zarar. 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 Şimdi Beş ay karnında bakıyorsun. 5 ay anne karnında bakıyorsun kuzuya. Evet. E sen bu bir senen alıyor. 5 ayda büyütüyorsun. Bir senen alıyor senin. Evet. Sen bu kuzuyu küçük sattığın zaman e, üreticiye bu zarar küçük kuzu. Aynen. Yani doldurması lazım. Senin günlük bir gelirin değil bu. Senelik gelirin olduğu için kuzu bir kere 50 kilo olması lazım. Aynen. Para toplaması için. Peki abi bu e, kuzuları verirken. Bir pazar sorunu yaşıyor musunuz? Bu bölgede bir pazar sorunu sıkıntısı var mı yani? Olmuyor. Pazar ne? E, sorunu yok. Nasıl? Şeye mi veriyorsunuz? Damızlık mi? veriyoruz. Damızlık veriyorsun. Tabii. Damızlık hmm. olmayacakları bıçağı veriyoruz. Pazar sorunumuz yok. Evet. Abi damızlıkları ne, nasıl seçiyorsun? Yani o konuda da mesela insanlar e, bilinçlensin isterim ben. Çünkü damızlık bu işin e, olmazsa olmazı yani. Damızlık vasfı olmayan hayvanları insanlara ayırıyorlar. E, kendilerine damızlık diye yahut da satın alıyorlar. Ee, mesela bunu da insanların bilmesi gerekiyor, yani neye göre damızlık ayırmak lazım, nasıl ayırmak lazım? Şimdi anneye bakmak lazım, babaya bakmak lazım, önce bir kuzunun vücut ölçülerine bakmak lazım. Bu damızlık sıfatını taşıyor mu, Evet. taşımıyor mu? Önce bir kuzuya bakmak lazım, sonra anneye bakmak lazım, babaya bakmak evet, lazım. Neye bakmak lazım? Anneye baktık mesela, ne, ne, ne gibi? sana ayırıcı özellikler. Yani ikiz yavrusu olması mesela olabilir. Tabi ikiz olması, koyunun verimi süt verimi olsun. Süt verimi olsun, et verimi olsun. Farklı farklı bunlar şimdi hayvanların içinde. Bunlar hepsi farklı farklı. Peki abi bu koçları ayırıyorsun benim anladığım kadarıyla. Ben Metin Bey Aralık ayında koçları ayırırım. Mart sonunda salarım. Haziran, Temmuz, Ağustos kuzu doğurtmam. Çünkü hazirandan sonra doğuran kuzu ne annesine yarar ne bana yarar. Sıcakta olmuyor kuzu. Yaz kuzusu yaramaz hep derler. Olmuyor. Veriyor. Annesinin sütü, mem memesinde bozuluyor süt. Yani e, kuzuya bir faydası olmuyor. Bir faydası yok. Ee, peki abi bu e, hayvanımızın e, merinosun, bandırma merinosun. Meraya çok fazla çıkamıyoruz. Meramız yok. Ee, var meramız, usta alanlar lazım. Usta adamlar da yok. Bilmiyor. Bu Afganlı alanı uğraşıyoruz. Yani yabancılı alan. Bunlar da randıman vermiyor. 40-50 dönüm yerim var. Buğday asılı ekiyorum bunlara. Kışın buralarda otta diyorum. Yani e, pek meralan e, işimiz olmuyor gibi bir şey. Yani e, ama normal şartlarda mera kabiliyeti yüksek bir hayvan. Tabii tabi. Yani meradan çok güzel yararlanabilen bir hayvan bunlar. Meradan faydalanan hayvanlar. Ne kadar zaman yeşili çıkartıyorsun? Yani mesela yeşilden kestiğin dönemler oluyor mu komple kapattığın, yok, komple kapalıyaya baktın? Yok baktığın. yok. Ee, yeşil olmazsa yazın e, bazı bölgelerimize yeşillik yerler urlara getiririz yani bu koyun ayıyını yeşil otlamadan olmaz yeşil bulacak bulacak iki saat yesin hiçbir şey olmasın iki saat yesin hayvan değişiyor yani kesinlikle kesinlikle içeride Olmaz. Bunu meslektaşlarıma, bunu yapanlara söylüyorum. Koyun hayvanı içeride olmaz. Bir de zaten şimdi şu anda Türkiye'de yani dediğine yüzde yüz katılıyorum. Yani iki saat bile olsa şey yapacak ama Türkiye'de bir şekilde çünkü yemlerimizin durumu evet. ortada. Şimdi aşılarımın çoğunu ben kendim yapıyorum. Devletin aşıları var. Şap veba. Bunları devlet gelip yapıyor. Birosölyosunu devlet yapıyor. Geri kalan aşılarını ben kendim alırım, kendim vururum. Nasıl yapıyorsun abi onu? Veterineriniz mi var? Nasıl oluyor? Ya bunu zaman içinde veterin önden veterinerle çağırıyorduk. Veterinerlerin yanında bunları öğrendik. Veterinerden alırım ben aşıyı. Ben yaparsam şu para diyor. Sen yaparsam bu para diyor. Ver diyorum ben diyorum o kadar yaparım diyorum. Alıyorum aşıyı kendim yapıyorum. Bu Şimdi şu anda Türkiye'de yine onu, onu o konuda da senden bir fikir beyan etmek istiyorum. Benim anladığım kadarıyla senin bakımında bu tarz bir problem yaşadın mı onu da bir öğreneyim evet. ama e, genelde Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Bunun sana göre senin düşüncene göre sebepleri nelerdir e, ve e, insanların neler yapması gerekiyor bunu düzeltmek için konuşu kuzu ölümleri. Gerçekten şu anda Türkiye'de ciddi bir şekilde kuzu ölümü yaşanıyor. Yani Türkiye'nin genelinde. Bunun size göre sebepleri nelerdir? Yani neden bu kadar ciddi yüksek rakamlarda? Yani bu Avrupa'nın çok bu konuda gerisindeyiz. Anne karnında kuzu yeterli şeyleri almıyor. Mineralleri almıyor anne karnında. Kuzu çünkü anne karnında almadığı için çıktığı zaman noksanlık var kuzuda. Toprak yiyor. Gidiyor oradan bunu yiyor. Şunu yiyor. Hisale tutuluyor. Ölümler bunun. Anne karnında hayvanın iyi bakılması lazım. Aşılarının güzel takip edilmesi Aşıları gerekiyor. yapılması lazım. Bakımları güzel olması lazım. Hepsi bunlar dört dörtlük. Sadece aşılan da hayvan olmuyor. Şimdi ben sizin program gibi Bursa'da dinledim. Veteriner veteriner hekim çıktı ki dedi ki biz dedi zannediyorduk dedi hayvanları aşılan koruyacağız. Ama sahanın içine indiğimiz zaman iş öyle değilmiş dedi. Doğru test etmiş. Sadece aşılan da olmuyor bu iş. Yani bakım da önemli mera sıkıntısı olan yerlerde. E zaten yemle ilgili de sıkıntımız var. Evet. E, hayvanın e, merada dolaşmadığı için ekstra minerallere de ihtiyacı var. Aynen. E, bu ekstra mineralleri bir şekilde suni olarak e, eğer meraya çıkmıyorsa e, sağlamak gerekiyor. Bravo. E, Özellikle bu e, anne karnında e, yapılması gerekiyor. Böyle başlaması Tabii. gerekiyor. Tabi. Diyorsunuz siz. Tabi. E, bunları da sağlamak gerekiyor. Başlangıcı evet. kuzu ölümlerinin önüne geçilmesinin başlangıcı bu şekilde. İşte Metin Bey bak görüyorsunuz bu hayvanların bakımları oldu. Bir tane kuzu da hisal görebiliyor musunuz? Bir yok, bakın. Ter yok tertemiz hayvanlar tertemizler maşallah. Yani e, anne karnında olacak bu ee, iş. Evet, evet kesinlikle koyunculukta, yani. Koyunculukta, koyunculukta aşı programın düzgün olacak. Yani sonradan... E, Tedavi edemezsin, başında başlayacaksın. Bu şey de çok önemli tabii, akverisin. Ee, gözlem, yani hayvanın özellikle e, hastalığın erken e, fark edilmesi, e, hayvanın yemiyor mu yemiyor mu? E bunun için de bu işi birazcık sevmek lazım. Sevmeden kesinlikle olmaz. Sevmeden kesinlikle olmaz. E, seveceksin işini. Aynı. Yani bu gözlem yapıldığı takdirde. Ee, hayvanlara anne karnından itibaren aynı. Ee, güzel bakıldığı takdirde, ee, doğan kuzulara yine annelere de aynı şekilde. Önleyici hekimliği de güzel yapıldığı takdirde aşılarını, işte vitaminlerini, minerallerini, beslenmesini ee, yapıldığı takdirde kuzu ölümleri e, minimuma duracaktır. Duracak. Duracaktır. Hı, -hı. Kuzu ölümleri dur. Anne karnında başla. Kuzu e, anneden çıktıktan sonra tedavi yapamazsın kuzu. Ben şey de sana soracağım abi o nasıl oluyor nasıl bitiyor? Ee, şeye biraz daha programdan evvel konuştuk. Koç e, almışsın herhalde şeyden evet. mezattan. Gerçekten güzel hayvanlar yetiştiriliyor. Evet yetiştiriliyor. Ee, ve bir mezat düzenleniyor. Bu mezatta da bir süre sonra önü ne bu işin. Evet. E, bu nasıl oluyor? Bu mezatı nasıl düzenliyorlar? Sen aldığın hayvanlardan memnun musun? Vesaire bu tarz bir bu olayı da bir anlatırsan insanlara şimdi bilinçlendirelim bu konuda. Şimdi Metin Bey ben hayvanlardan memnunum. Oradan çöpü de alsan, oranın hayvanı güzel. Ama oradan hayvan alabilecek var, alamayacak var. Bu bir devlet kuruluşu. Yetkililere de sesleniyorum buradan. Hem hayvancılığı destekleyelim diyorlar, hem de bizi orada küreştiriyorlar. İnsanların secerelerini alabilirsin. Bu insanlar bu işi hangisi yapar? Devletimizin e, tarım ilde ilçelerde memurları var. Bunlardan secereyi alıp oraya gönderebilirsin. Bay, bu adam bu işi yapıyor, yapacak ilerisi var. Bu adama rahic bedelden koç verilebilir. Yani oradan e, pahalı alıyoruz biz hayvanları. Valla geç, bu geçtiğimiz şeyde 7 bin liraları var. 7 bin e koç satıldı. Bunun KDV'si, devresi, Ma Evet 7200'e bin 200'e koç satıldı. Yani e, orada daha makul seviyede insanların en azından sıra alarak vesaire alarak böyle birbirleriyle tabii, yarışmak... Tabii bunu ben benim anladığım şöyle bunu bir hani Avrupa'da da yapıyorlar ya bunu bir gelenek gibi olsun istiyorlar anladığım kadarıyla ama bu belli bir ayırı bence bunun kaçıyor gibi geliyor bana da geliyor. Kaçıyor. Yani. Kaçıyor. Yani e, alabilecek insan var, alamayacak insan var. Sonra büyük paralara koçlar alınıyor. Yidiriyorum. Belli bir seriyodan sonra kesiyorum. E, biçiyorum. Bazalya. Koyunculuk yapan adam bazalya eksin. Bazalyasız hayvan olmaz. Yani e, çok sever. Ben Baz birkaç yerde daha duydum abi. Bu bezelye gerçekten hem e, çok da yarıyormuş herhalde hayvana. Yoncadan değerli. Evet. Yoncadan değerli koyuna. Koyun için söylüyorum ben. Büyükbaş e, bilmem. Yoncadan değerli yotu. Evet. otu. Bazalya, fi, bunlar baklagil. E, bunlar değerli şeyler. Yani... Ee, içeride bakılan hayvanın çeşidi bol olacak, Randuman almak istiyorsan çeşidin bol olacak. Sılajın, küspen, e, yani ben e, koyunların önünde süt yemi duruyor, yemi kardığım zaman koyun potağı kırıyor. Karma yemi yapıyorum, potağı kırıyor ama çeşit var, içinde çeşidi var bunun, çeşidi olduğu için. Ne kırıyor e, dedin abi? Potağı kırıyor. Ne demek o abi? Yani kotuры. Evet pato kırıyor anladım, anladım anladım. Önünde anladım. süt yemi duruyor. Anladım anladım. Önünde süt süt yemi duruyor. karma yemi verdiğim zaman duyuyor kokusunu pato kırıyor. O kadar lezzetli yani. Tabi. Tabi. İçeride ben koyun bakacağım diyorsan çeşidim bol olacak. Ve bunun e, şimdi bizim hayvancılığın e, en büyük şeylerinden bir tanesi kışlık yeminin e, birçoğunu kendin ekmen gerekiyor. Aynen. Dışarıdan almayla bugünün şartlarında birazcık zor gibi gözüküyor öyle değil mi? Tabii ayakta kalabilmen için, ayakta kalabilmen için e, hepsini fabrikaya şey dersen işletmeyi yürütemezsin. Yöretemezsin işletmen. Kendinden yemin olacak. Yemin yani yem bizim için e, özellikle kış aylarında e, olmazsa olmaz bir şey dediğin gibi bunu da bir şekilde kendimiz üstesinden gelmemiz gerekiyor. Tabi. Altından tabii. kalkmamız Metin gerekiyor. Bey. Ya meralar meralardan tam faydalanamıyor hayvan. Meralarımız rabıtalı meramız yok. Olsa da meradan yeterli gıdayı alamıyor hayvan. Abi işte dediğimiz gibi yem bu şekilde yani kışlık yemimizi bir şekilde hazır etmemiz lazım. Yem bezelyesi çok iyi diyorsun. Ee, insanları buna teşvik etmemek lazım diyorsun. Evet. Koyunculuk ee, yapan bunu eksin. Eksin. Aynen abi. Eksin. Ben e, sana bir şey daha sormak istiyorum. Fikrini ve bilgini almak istiyorum bu konuda. Ondan sonra da ufak ufak sorunlarımıza girelim. Şimdi bizim e, aslında bu da bir sorun. Ondan dolayı bunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim e, mesleğimizin devam edebilmesi için bu hayvancılığın, küçükbaş hayvancılığın devam edebilmesi için aslında bütün sektörlerde bu şekilde e, genç Girişimcilere, bu işi devam ettirecek genç kanlara ihtiyacımız var. Yeni nesillere ihtiyacımız var. Yeni nesilleri bu işi bir şekilde özendirmemiz gerekiyor. Bu çocuklarımız olur veyahut hafta bu işe dışarıdan e, yeniden katılacak insanlar olur. E bunları bir şekilde özendirmemiz gerekiyor. Ama tabii bu aynı zamanda özendirirken de bu işin zorluklarını da insanların bilmesi gerekiyor. Bu iş kolay bir iş değil yani. E, bu konuda yeni girişimcilere, bu işe yeni başlayacak olanlara. ...belli tavsiyelerin var mı? Bu şekilde yapın, böyle yapın diyebileceğin şeyler var mı? Bu e, yeni başlayacak insanların da... ...bu senin fikirlerinden... ...çünkü sen dededen bu işi yapan bir insansın. E, senin bu fikirlerinden faydalanması gerektiğine inanıyorum ben. Vallahi Metin Bey... E, ...önce istemek lazım. Başarmak için istemek lazım. Sevmek lazım. Sevmek arkadaş. lazım. Önce bir kendini test edecek. Ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ben kendimi yetiştirirken ha, 13 tane koyunum vardı. 250 tane koyunun içine karıştırıyordum. Öğreneyim diye. Ama şimdiki gençlerde istek yok. İstemiyorlar yani. Başarman için istemen lazım. Sevmen lazım. Böyle. Aynen. Yani şimdi bir de işte şöyle de bir şey var. Bu, bu bilincin Oturtulması lazım. Şimdi bizim hayvancılık zor. Gerçekten çok zor bir iş. Dediğin gibi bunu sevmeyen bir insan şey yapmaz. Ama bir de şöyle bir şey var. Biz Türkiye'nin en güzel yerlerinde yaşıyoruz. Evet. Havamız güzel, evet. doğanın içerisindeyiz. Evet. Sakin, sessiz kalabilecek yerlerde yaşıyoruz. Bir. İkincisi başımızda kimsemiz yok. Kendi işimizin patronuyuz yani. Evet. Ee, üçüncüsü de bu işi hakkıyla yaparsan. Bu işi gerçekten severek, hakkıyla yaparsan, insanlardan bu konuda dersler alırsan, fikirler alırsan ve bunlara saygı duyarsan ve bunları takip edersen bu işin maddi yönü de çok iyi yani. Şimdi bu sigortalıya göre öyle değil mi yani? Ne diyorsun bu konuda? Şimdi Metin Bey, insan İstanbul'da spor yapmak için benzin harcıyor, Belgrad'a gidiyor. Biz her gün bergıratın içindeyiz. Sporunu yapıyorsun, temiz havanı alıyorsun. Paranı alıyorsun, para kazanıyorsun, zevkini alıyorsun. Yani e, ama sevmek lazım. İnsanlar bu çobancılığı yadırgadılar. Çobancılık aslında güzel bir meslek, güzel bir zanaat. Ama çoban çoban yadırgandı. Şimdi çobanlığa... Kötü bakıyorlar. Aslında çobancılık e, yabana atılacak bir meslek değil. Bas, basit de değil yani e, çobancılık. Ya bir de şöyle bir şey daha var abi. Şimdi biz çoban derken, şimdi çoban e, sürüyü idare etme sanatıdır. Tabii. Şimdi e, şimdi Türkiye'deki çoban dediğimiz insanların büyük bir çoğunluğu kendi sürüsüne bakıyor zaten. Evet. Yani aslında patronlar. Tabii tabii tabii. Yani, Patron. E, ki patron olmasa dahi şu anda çobanlık iş olarak yapılsa dahi çok ciddi rakamlar e, hayvan sayısına, baktı hayvan sayısına göre ciddi maaşlar da alıyorlar bu konuda. Tabii ya. tabii tabii, i̇nsanlar. tabii. tabii, dolayısıyla aslında yani insan insanlar bu e, mesleği neden yadırgıyorlar ben çözebilmiş değilim yani bu sevmiyor işi Metin Bey. Sevmiyor işi. Gidiyor 1500 lira, 1400 liraya gidiyor e, bir fabrika köşesinde. Akşamı ben evimde olayım. E, ...gündüz e, saatle çalışayım. Yani sevmiyorlar. Bunun bir etkeni de benim anladığım kadarıyla... E, ...sigorta sorunumuz var bizim. O da bir sıkıntı yani gençlerimiz. Evet. Şimdi evet. mesela biz... E, ...düşünüyoruz, e, taşınıyoruz. Şimdi yıllarca bu işi yapıyorsun ee, ama bu iş fiziğe dayanan bir iş. Belli bir süre sonra fiziğin artık e, sana dur diyor zaten. Artık diyor, bu işi yapamazsın diyor. Evet. E, ama işte o saatten sonra işte sana e, devletin işte güvencesi, devlet işte o saatte lazım. Bu da bir sıkıntı değil mi? Yani evet. sigorta, gençlere sigorta olamaması. Ciddi bir sıkıntı. Sigortaları gençlerin ödenilir. Yani e, insanlar, ben şimdi kaliteli bir adam bulayım, sigortasını öderim. Sigortasını da öderim. Ama yok. Senin ciddi bir çoban sıkıntın da var. Tabii. Tabii. Ondan da birazcık bahsedelim abi. Anlat ee, ondan da, onunla ilgili sıkıntılarını. Yani şimdi en başında çoban sıkıntısı. Çobanı alıyorsun, e, ağasını anlamıyor işin. Üretmeye çalışıyorsun. Bir ay, iki ay üretiyorsun. Tam sana verime dönüyor. Bırakıyor gidiyor. Dışarıdan yerlerden bizim yerlerden yok zaten. Dışarıdan çalıştırıyoruz. Afganistanlılardan çalıştırıyoruz. Geliyor ben anlıyorum işten diyor. Aslında ağzını bile anlamıyor. Ha diyorsun e, üretirim şey derim. Bir iki ay çalıştırıyorsun. Ondan sonra bir yerde duyuyor. 100 lira fazla vermiş alıyor başına gidiyor. Yani sıkıntımız bunlar. İnsanlar meslek olarak bizim Türk insanımız maalesef meslek olarak çoban mesleğini seçmiyorlar, tercih etmiyorlar. Etmiyorlar. biz de yabancılara yöneliyoruz. Yabancılar da ne kadar ne kadar olursa oluyor yani. Ne kadar? Abi başka senin şimdi bahsettik. Çok da güzel gidiyor sohbetimiz. Senin bahsetmek istediğin hani bu hayvancılık Sıkıntıları var mı? Ya Metin Muhakkak sıkıntısız iş yok Metin Bey. Yani dile getirmek e, istediğin e, sıkıntıları varsa sıkıntılar. onları da birazcık paylaşırsan. Şimdi hayvancılığın sıkıntıları e, üreten para kazanamıyor Metin Bey. Yani bugün üreten para kazanamıyor. Şimdi geçen yıl ben 60 tane kuzu bıraktım. Ben bu işi para yapsa da yapmasa da yapıyorum. Benim bu işim. 60 tane kuzu bıraktım. Bana dediler kuzu 1000 lira para yaptı. Niye bunları satmadın? Ya benim işletmem ayakta kalabilmesi için ben geriden bir şeyler yetiştirmem lazım. Ben e, doktor gibi, avukat gibi. Yani hayvan para yaptı alem. Hayvan fiyatları düştü. Satem. Böyle bir şey yok. Şimdi e, ben bu hayvanları bıraktım. 60 tane hayvan. Niye satmadın dediler. Çok güzel para yaptı. Devlet, hükümetimiz ithal etti. Hayvan fiyatları düştü. Kendi kendime sorguluyorum. Ben niye bıraktım bu hayvanı? Ben bunları niye bıraktım? Şimdi ülkemize üretelim diyoruz. Katkıda bulunalım diyoruz. Ama de, hükümetimiz bana ceza kesti. 15 liraya kuzuyu almıyorlar. Alsalar da para yok. Yani e, dengesizlik var. Üretiriz biz. İhracat da yaparız. Küsüyoruz. Şimdi yimde KDV'yi düşürdüler. Fabrikacı yime KDV'de 4 lira düştüse 5 lira zam yaptı fabrikacı. Yeme ufak tefek zamlığa geliyor kimsenin haberi olmuyor. Hayvan fiyatları biraz fırladığına bütün dünyanın haberi oluyor. Hayvan bizde pahalı değil. Hayvan reyonda pahalı. Bizde pahalı değil hayvan. Gerçekten doğru yani. Şimdi bu e, bizde burada bir arada birileri bir şeyler kazanıyor ama biz bunu göremeyen taraftayız. E, bir de şöyle bir şey daha var. Mesela sen işletmeni devam et. Şimdi bu işletmenin devam edebilmesi için senin her sene düzenli olarak hayvan bırakman gerekiyor. Aynen. Şimdi e, hem sürünü gençleştirebilmen için hem de büyüyebilmen için bir şekilde. E, ama e, işte maalesef. Benim de çözümleyemediğim bir şekilde devlet bir de bu e, senin de dikkatini çektim bilmiyorum e, inanılmaz medyaya yansıdı bu insanlar koyunlarını sattılar yani bırak fiyatlar düşecek evet, korkusuyla. Evet evet sattılar şimdi Metin Bey çok kişi işin içinden de çıkamıyor işin içinden de çıkamıyor yani eee sonradan yapanlar işin içinden çıkamıyor. Koyunlarını da kestiriyorlar. Yani işte bu ama işte bu bir, bir ciddi bir sorun yani. Gerçekten ciddi bir sorun. Tabii. Peki abi e, bu küpelemeler konusunda herhangi bir sıkıntınız sıkıntı yaşıyor musunuz? Küpeye geliyorlar mı? Nasıl oluyor? Yok, e, geliyorlar. Küpe küpe sıkıntımız yok. Abi e, ıslah projesindesin benim anladığım kadarıyla. Çünkü farklı küpeler de var koyunların kulaklarında. E, ıslah projesini bana nasıl yapıldığını, nasıl uygulandığını, e, bu konuda verim alabildim mi, artı bir şeyler sana e, getirisi oldu mu? Bunları da birazcık anlatabilir misin? Ben de tam bu konuya hakim değilim, bilgi sahibi olmuş olurum, sevinirim yani. Ya tabii şimdi bu işi e, yapan için e, ıslah projesine girsin. Nasıl bu işi yapıyor? E, beş yıl seni ipotek e, diye ipotek gibi alıyor şartları var, şurtları var. E 20 lira hayvan başına destek alıyorsan 40 lira alıyorsun. E, noksanların varsa noksanlarını tamamlıyorlar. Yani e, ben bu işletmemi kaliteli yapıyorum diyorsa sana zor gelmiyor bu e, proje. Ben zaten e, projeye girmeden önce her sene 40 tane 50 tane kuzu damızlık bırakıyordum. Bunlar da 30 tane e, dişi 10 tane erkek şart koşuyorlar. Bırakacaksın. E ben bunları yapıyordum zaten. Projeye girmeden önce de. Yani e, artısı var. O e, damızlıkları onlar mı seçiyorlar abi? Tabii onlar seçiyorlar. Ben de öneriyorum. Ben de öneriyorum. Buraya şeyler mi geliyor? Veterinerler tabii, falan tabii, mı geliyor? Tabii. E, elemanları var. Proje teknik elemanları var. Geliyorlar. Abi e, ortaklaşa ortaklaşa bu evet. güzel de olur evet, bu evet. Olmur, olmaz olmaz buna evet. karar veriyorsunuz. Yani çok kişi tedirgin etmesin. ortaklaşa yapıyoruz. Ölçüyorlar, biçiyorlar. Birbirlerimize paylaşıyoruz. Öner, öner ben öneriyorum, o öneriyor. Böyle seçimimizi yapıyoruz. Islah projelerini tahmin ediyorum bizim e, üreticimizi korkutan en büyük noktalarından bir tanesi de şey. E, sonuçta bir şerh koyuluyor ona. Bu hayvan, bu kadar sayıda hayvanı ayıracaksın diyorlar. Ama işte bizim öyle bir... Yok yok yok. Esnekleri var. Mesela ben 30 tane e, damızlık kuzu bıraktım. Ben dedim ki ben 30 tane koyun çıkarmak istiyorum. Tabii dedi çıkarabilirsin dediler. Yani bu kadar katı kuralları yok. Bir takımları korkutuyorlar. Öyle bir şey yok. Yani ben 30 tane kuzu bıraktım. 10 tane 30 tane koyun çıkarmak istiyorum projeden. Sıkıntı yok. Yani esnek tarafları Esne. var. Tabi tabii tabii tabii. Esnek tarafları var. Mastitin oluyor. E, koyun reformu oluyor. Çıkarmak zorundasın. Aynen. Sen o koyunu 5 yıl tekmeme olmuş koyun. Bir memesini kaybetmiş. 5 sene tutmak zorunda değilsin. İşte bunları dile getirmek işte insanlar ıslah projesine girecek Yok, insanlar için gerçekten da. iyi bir şey oluyor. Uzun vadeli bu işi yapacağım diyorsa girsin. Girsin. Ama ben bu işi ye yaparım, yeyapmarım ikilimde kalıyorsa girmesin. Aynen. Abi çok güzel program oldu. Çok güzel sohbet ettik. Ee, bizi konuk ettin. Misafirperverliğin için de çok teşekkür ederim. Ee, program işte sayılı zaman süre e, bitti bitmek üzere yani bitiriyoruz ufak ufak programı. Ama senin son sözlerin varsa, son e, dile getirmek istediğin şeyler varsa o son sözleri de alalım. Ufak ufak kapatacağız programı. Metin Bey, e, son sözlerim. <laughs> Vallahi bu memleket üretir. İthal, ithal bizim iştahımızı kaçırıyor. Bu memleket dışarı hayvan satar. Ama bize sahip çıksınlar. Evet. Bize sahip çıksınlar. Ee, yukarısı bilmiyor. Sağının içine inmiyor. Dolmalı alan iş yapıyorlar. Ama sağın içine girsin. Ürettiğine ben samanın üstünde de yatarım. Para kazandığım zaman yaparım ben bu işi. Ama kazançlarımız yok. Evet. Kazançlarımız yok. Mera sorunu var, meraya çıkamıyoruz. Besleme kalkıyoruz, yem fiyatları yüksek. Yani ucu ucuna. Çoban sorunu var. Çoban sorunu var, ucu ucuna işi getiriyoruz. Yani hayvancılıkta mera şart. Köylerin, köyde kalabilmeleri için meraları araştırılması lazım. Uygun yerlerden hayvancılık için mera bırakılması lazım köylerden. Köy yerinde dursun. Bu üretsin bununla. Meramız yok. Bizim köyümüzün bir dönüm merası yok. Orman içinde, yol boyunda hayvan otu.